Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Elektrikli araçlar bildiğiniz gibi artık günümüzün bir parçası. Arkamda da gördüğünüz 3 farklı Citroen'e ait elektrikli araç bulunuyor. Bugün bu araçlara biraz daha yakından bakacağız ve Citroen'in pazarlama direktörü Serdar Akman da benimle birlikte olacak. İlk sorumu direkt sorarak başlamak istiyorum. Citroen neden elektrikli araçlara yöneldi? Evet, bildiğiniz gibi karbondioksit salımı artık dünyada çok yüksek seviyelere çıktı. Ve bunun en büyük müsebbiplerinden biri de otomotiv sektörü diyebiliriz. Tabii ki sanayi ve diğer koşullarda bunu birebir etkiliyor. Ama bizim burada da büyük bir sorumluluğumuz var. Dolayısıyla geleceğe biraz daha temiz bir hava bırakmak, çocuklarımıza daha temiz bir gelecek bırakmak için elektrikli araçlara biz de yöneliyoruz. Peki Citroen ne zamandan beri elektrikli araç yapıyor? Citroen'in kuruluşu 1919. O tarihten itibaren aslında sürekli bir müşterilerine karşı büyük bir sorumlulukla ilerlemiş bir marka. Zaten Avrupa'da ilk servis teşkilatını kuran marka. Dolayısıyla hani sadece aracı satmak değil, sonrasındaki hizmetlerinde de bunu hep ön plana almış bir marka. Dolayısıyla bu sorumluluk bilinciyle de elektrikli araçlara 1990'ların başı diyebiliriz. Hatta direkt 90 yılında sektör için yüksek beygir, daha yüksek hızlar çok önemliydi. O zamanlar Citroen'in çıkartmış olduğu bir XM modeli vardı. Yılın otomobili ödülünü aldı. Yine baktığımızda Ari Vatanen'le o zamanki Paris Dakar rallisini kazanmıştı. Ama tüm bu sorumluluk bilinciyle de iki tane model C15 ve C25 adı altında iki tane elektrikli modeli sundu. Sonrasına baktığımızda da yine 2009 yılında C0, bu da işte sıfır salımı aslında anlatıyor, temsil ediyor. Yeni bir model çıkarttı. 2009 yılında lanse edilen bu araç 2010 ile 2020 yılları arasında aslında Avrupa'da iyi adetlere ulaşan bir elektrikli araç olarak karşımıza çıktı. Şimdi ben favori sorumu sormak istiyorum size. Kendim ya kişisel merak ettiğim bir soru arkadaşlar. Neden C4 modeli seçildi elektrikli araç için? C4 modeli bir aile aracı. Yani bir hatchback araç ama aynı zamanda 4 kapılı bir aile aracı. Dolayısıyla elektrikli modellere baktığımızda genelde daha küçük otomobiller ya da daha premium segmentte yoğunlaştığını görüyoruz. Citroen için önemli olan bir erişilebilir olması ve aynı zamanda da işte aileye de hitap edebiliyor olması. Dolayısıyla C4 bunun için çok biçilmiş bir kaftan aslında. Buna ek olarak da yani hem EC4'te aynı zamanda da bu diğer tarafta bulunan C4X'i de burada görüyorsunuz arkadaşlar aslında. Evet, EC4X'te de bu ekstra eklemiş olduğunuz pil yani yeni teknolojilerle alanı daraltmadan müşteriye aslında geniş bir iç hacim ve dolayısıyla aile kullanımına çok uygun bir araç yapıyorsunuz. Zaten Citroen için önemli olan bütün bu teknolojinin herkes için ulaşılabilir olması. Elektrikli modellere baktığım zaman biraz daha fütüristik tasarımları içerir. Araç biraz daha büyür. Çünkü orada dediğim gibi bir pil kullanıyorsunuz. O büyüyen araç boyutlarıyla birlikte de bazı şeylerden de feragat etmek durumunda da kalabiliyorsunuz. Burada tamamen bir aile otomobilinin üstüne yerleştirilmiş bir teknolojiyi barındırıyor burası. Şimdi bu araçlara biraz daha detaylı bakacağız daha sonra ama burada küçük bir göz bebeğimiz var. Ami, bir de Oli var. Ben bu araçların üretim amacını aslında hepsini önce merak ediyorum. Ami için biz bir otomobil demiyoruz. Aslında bir mobilite çözümü. Özellikle şehir içi kullanımlarında boyut ile birlikte sunmuş olduğu kullanım mesafesi tamamen onu bir çözüm haline getiriyor şehir içi için. Peki Oli'den çok farkları var mı? Oli'den farklı. Yani şöyle bir kere bu bir üretim modeli. Şu an üretiliyor. Yani şunu söyleyebilirim. Ami tüm dünyada yaklaşık 50 bin adede yakın satıldı. Ama Oli henüz bir konsept model. Onun özelliklerine biraz sonra geçeriz. Şunu söyleyeyim. Avrupa'da 9 tane ülkede satılıyor sadece. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. İlk önce böyle bir temkinli yaklaşılmış. Acaba Türkiye'de satar mı tutar mı diye. Geçen sene yaklaşık 1000 adet Ami satıldı. Ve bununla birlikte de bir ilke adım attık aslında. Bu da nedir? Online satış. Yani tamamen dijital kanallar üzerinden Ami'nin satışı gerçekleştirildi. Ben şu an internetten bir Ami siparişi verebiliyor muyum mesela? Evet, verebiliyorsunuz. Çok iyi. Bunu dönemsel olarak Ami'nin stokları paralelinde satışı açıyoruz. Online üzerinden bunu da müşterilerimize duyuruyoruz. Onlar da direkt web sitesi üzerinden girişlerini yapıyorlar ve hiç yerlerinden kalkmadan aslında çok kısa bir süre içerisinde de evlerine teslim ediyoruz. Çok iyi yani. Böyle bir kazak alır, bir tişört alır gibi aslında internetten arabamızı almış oluyoruz. Burada da bizim için çok farklı bir tecrübe oldu
aslında bu online satış. Çünkü ilk satışa çıkarttığımız zaman online'da ilk siparişimizi 1.1 dakika içerisinde aldık. Hazırda bekleyenler varmış. Hazırda bekleyenler varmış. 25 dakika içerisinde bütün stokların eridiği bir ilk satış tecrübesi yaşandı mesela. Çok iyi gerçekten. Evet, evet. Peki kaç tane var Türkiye'de, bunun bir sayısı var mı? 1000'e yakın bir satış gerçekleşti. Anladım. Bunun da yaklaşık 500 tanesi online kanaldan oldu. Çünkü sadece online münferit müşterinin haricinde de B2B kanalı dediğimiz şirketler de çok talep gösterdiler. Amin'in şu an bir hali, bir de kargo modeli var. Yakın zamanda da Buggy diye bir modeli olacak. Onun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onu da Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah. Ve isterseniz bir C4X ile size güzel bir yolculuğa çıkalım. Tamam. Hem de biraz da o aracı da yakından tanımış olalım. Şimdi bu araç aslında benzinli C4 modelinden çok büyük farklar taşımıyor. Ama sonuçta elektrikli olması en hani devrimsel farkı aslında. Peki başka ne gibi yenilikler var bu araçta? Donanımsal olarak bu aracın paketi de en üst paketle geliyor. Shine Bolt dediğimiz paketle geliyor. Dolayısıyla olması gereken her bir donanım var. Özellikle güvenlik ekipmanları çok yüksek. Hem aktif hem pasif güvenlik donanımları çok yüksek aracın. Benzinli de dizel araçta da bu var. Bu modelin en önemli farklılıklarından biri aslında C4X olarak. Hem eC4X, hem benzinli C4X, hem de dizel C4X olarak ilk defa Türkiye'de 3 farklı motor aynı anda sunulan bir model. Bu modelde en büyük farklılık tabii ki elektrikli otomobillerin doğasında olan çevreye saygı var. Karbondioksit salımı sıfır. Burada baktığımız zaman normal bir konvansiyonel motora sahip olan bir araçta yaklaşık 100 ile 150 gram arasında bir karbondioksit salımı söz konusuyken bu araçta sıfır. Yani bir yılda yaklaşık 10 bin kilometre yapan bir aracın hesapladığımız zaman yaklaşık 1.2 ton gibi bir karbondioksit salımı söz konusu. Bunun için aslında bunda sıfır. Yani bunun için aslında ne kadar çok fazla ormana ihtiyacımız olduğunu bir göstergesi aslında bu. Elektrikli aracı C4 yapalım derken aslında biraz da aracın boyutundan bahsetmiştiniz. Çünkü bunda pil olması gerekiyor elektrikli olduğu için diye. Bu araçtaki batarya boyutu ne kadar acaba? Bu aracın iç hacmini engellememesi açısından bütün pil tertibatı aracın tabanına yerleşmiş durumda. Bunun iki tane avantajı var. Bir tanesi normal bir konvansiyonel motora sahip olan C4X ile iç hacim olarak hiçbir farkı yok. Aynı zamanda da bagaj hacmi de yine aynı volümü sunuyor. Yani 510 litre. Bütün bu alt tarafa pillerin yerleştirilmiş olmasından dolayı aracın ağırlık merkezi daha altta olduğu için daha güvenli bir yol tutuş sağlıyor. Konvansiyonel motorlu araçlarla farklı olarak bunu söyleyebiliriz. Tabii ki bir de işte şu an kullanırken aslında hiçbir aracın içine gelen motor sesi bulunmuyor. Evet, bu da çok önemli bir konfor. Yani. Konfor. Bir de aracın genel olarak yalıtımı iyi olduğu için dikkat ederseniz yol sesi de çok fazla değil aracın içinde. Evet. Bu ikisi birleştiği zaman çok konforlu bir seyahat sunuyor ki Citroen olarak zaten önceliklerimizden biri müşterilerimize en iyi konforu sunabiliyor olmak. Peki bu aracın batarya kapasitesi ne kadar? eC4X'te 50 kW'lık bir pil kapasitesi. eC4'te 350, eC4X'de 360 km'lik bir menzil sunuyor. Mesela bataryayı DC şarjda diyelim, yani DC, hızlı şarjda. Ne kadar sürede doldurabiliyoruz sıfırdan? DC şarjda 30 dakikada %80'ine gelecek bir sürede doldurulabiliyor. Bu arada arkadaşlar şarjlara detay vereceğimiz farklı videolar da yapacağız. Web Tekno Plus'ta bu gördüğünüz elektrikli araçla birlikte çok fazla video yapacağız aslında. Burada da sizin birçok sorunuza cevap vermeye çalışacağız. O yüzden hem Web Tekno Plus'ı hem de Citroen'le ilgili yapacağımız diğer videoları da takip etmeyi unutmayın. Peki bundan sonrası için Citroen ne planlıyor? Gelecek planları arasında ne var? Bir de onu öğrenirsek en azından biz de otomotiv sektörü nereye gidiyor? Birinci ağızdan öğrenmiş oluruz. Tabii ki. Öncelikle hani Citroen için elektrikli araç otomotivin geleceği. Citroen için de böyle. Birçok modelimiz zaten elektrikli araca dönecek. Tüm müşteriler için ulaşılabilir bir teknolojiyi sunmak istiyoruz. Ucuz bir teknoloji anlamında algılanmaması gerekiyor. Herkesin ihtiyaç duyduğu optimum teknolojiyi sunan ve bunu da kişiler tarafından erişilebilir olması. Önemli faktörlerden bir tanesi elektrikli otomobillerde ağırlıktır. Çünkü pil ciddi bir ağırlık sunmakta. Konsept araç Oli ağırlığının minimumda tutulması hedeflenmiş bir araç. Çünkü ağırlık demek aslında sizin için hem yüksek maliyet demek, performanstan ödün vereceği için daha fazla pil ihtiyacı demek. Öyle olunca da yüksek maliyet demek. Tüm bunların bir potada eritildiği araçlar sunabiliyor olmak aslında birinci önceliğimiz. Herkes için bir elektrikli araç mottosuyla müşterilerimize elektrikli araçlar sunmak istiyoruz gelecekteki dönemde. Birkaç ek bilgi de yapayım aslında bu eC4X modeliyle ilgili. Aracın plastik aksamlarında
%20'si geri dönüştürülmüş malzemelerden kullanılıyor. Metal aksamlarında da %30 geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor. Bu da aslında çevreye verilen zarardaki ayrı bir boyut. Yani daha evet. az zarar verilen bir üretim prosesi söz konusu. EC4'te ve EC4X'te şu an sunulmuş olan fiyat konvansiyonel motorlu bir araçla hemen hemen aynı. Bu önemli bir faktör. Vallahi çok teşekkür ederiz. Yani hem ben teşekkür ederim böyle bir fırsat için açıkçası. Eyvallah. Arkadaşlar size de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz buradan artık Serdar Bey'le, Serdar abiyle diyeyim. Bir çay içmeye gideriz İzmir'de. Evet, evet. Evet İzmir'de birlikte. Gelmişken görmek lazım. Tabii ki. Hem araca hem Citroen elektrikli araçlara dair videolarımız devam edecek. Hem Citroen'in araçları hakkında bilgi almak hem de genel olarak elektrikli araçlar hakkında bilgi almak için de hem WebTekno'yu hem de bizim yan kanalımız olan WebTekno Plus'ı takip etmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.